Akhisar'da skor jeneriğimizden hemen önce 3-1'e geldi. Trabzonspor'un deplasmanda 3-1 üstünlüğü var. Okay, Burak Yılmaz ve Dandoy'dan geldi Bordo Mavililerin golleri. Az önce bu 3 gole Soner'le karşılık verdi ev sahibi takım. Skor 3-1 ve son düdük geliyor bu golün de hemen ardından. Böylelikle 3 puanı 3 golle hanesine yazdırıyor. 2018'deki ikinci galibiyetini elde ediyor Bordo Mavililer. Kulübün de kritik bir dönemden geçtiği bu süreçte önemli bir galibiyete imza atıyor Trabzonspor. Ve Rıza Çalınbay Trabzon'a moralli bir şekilde dönecekler artık Akhisar'dan. Güzel maç oldu, ilginç maç oldu. Az sonra karşılaşmanın özet görüntüleri de elimizde olacak. Ama şunu da vurgulayalım ki karşılaşmayı 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Akhisarspor 10 kişiyle tamamladı. Farkı 2'ye indiren golü 10 kişiyken buldu. Ev sahibi takım İlker Yağcıoğlu, sizle başlayalım. Ardından Olcay Çakır ve Erman Toroğlu'yla da devam edeceğiz. İlginç bir maç oldu. Hakikaten kilidi Okay açtı diyebiliriz. Evet. Akhisar son haftalardaki formundan uzaktı. Yine de etkiliydi. Ama Trabzonspor maçı hak ederek kazandı. Görüntü bu. Aynen öyle. Kolay değil. Daha bir hafta evvel Saraçoğlu'nda Fenerbahçe'yi 3-2 yenmiş bir Akhisar'a karşı oynuyorsunuz. Siz içeride kaybetmişsiniz. İşler çok iyi gitmiyor. 2018'de bir Alanya galibiyeti var. Yönetim tarafında bir kriz var. İşte olağanüstü genel kurula gidilecek. Böyle bir atmosferde oyuncuların sahada rahat hareket ettiklerini söylemek çok mümkün değil. Ama üzerlerine düşeni yaptılar. İyi bir oyun. Akhisar'ın özellikle çabuk oyuncularına karşı iyi önlem almışlardı. Yani Muğdat geçen haftanın yıldızı bugün çok etkili olamadı. Larsson keza aynı şekilde. Sosa'nın önderliğinde iyi işler yaptı Trabzonspor takımı ve dediğin gibi hak ettiği bir galibiyet aldı. Defansın göbeğindeki sıkıntı hala devam ettiği için Okay tercihi vardı. O enteresandı. Okay'ı stoperde izledik. Orta saha Onazi Kuçka'ya emanet edilmişti. Trabzonspor aslında beklemediği puanları kaybetmese belki biraz daha üst sıralar için iddiası olabilecek bir takımdı. Ama ummadıkları puanlar kaybettiler. Evet, Erman Hocam sizle devam edelim. Burak Yılmaz yine attı. Çok da pozisyona girdi. Daha doğrusu bazıları pozisyonumsu diyelim. Hani önüne top istedi, aldı, alamadı, uzanamadı, arkasına düştü, önüne düştü. Bayağı da mücadeleli bir maç oldu. İlk yarısında az faul vardı. İkinci yarıdaki faul sayılarına henüz ulaşamadım. 4 gollü bir maç. Bir de kırmızı kart son dakikada ikinci sarıdan. Siz bu maçı nasıl değerlendireceksiniz? Sıcağı sıcağına, kabasını bir atalım, sonra detaylara gireceğiz. Başlarken dedi ki Burak Yılmaz gol attı. Bana ne ya? Hep atıyor. Atsaydı ya Beşiktaş maçında, oynasaydı, atılmasaydı. Viraj maçı o maçtı. Belki de yönetimin gitmesini sağlayacak o maçta sağladı. O maçta atılmayacaksın abi. Saçma sapan bir kart görerek uzatmada, o maçta oynamayacaksın. Bu maçta bana bu maçta 5 tane atsan ne olur Trabzon olarak golü? Sana o maç lazım. Seni o maç bir yere götürecek. Bu maç değil. Abi göz boyama işi yok. Oynayacağın maçı iyi bileceksin. Kart almayacaksın. Böyle profesyonellik olmaz. Atsana hikaye. İsterse 5 tane atsın. Bundan sonraki maçta da atsın. Ne olur ki? O maçta lazım Trabzon'a o puan. O maçta lazım Trabzon'a 3 puan. Buradaki hikaye puan. Al tamam 3 puan da. O maçta 3 puan alsana Beşiktaş maçında. Atılmasana o maçtan eve. Göz boyuyorlar, götürüyorlar bu işi Türkiye'de. İyi de götürüyorlar abi. Akhisar çok formda bir takımdı. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmişti. Bu açıdan da Trabzonspor'un aslında hani güç gösterisi yaptığı bir maç oldu sportif anlamda. Bir de tabii yakın zamanda bu maçın hemen birkaç gün öncesinde alınan seçimli genel kurul kararı var. Futbolcuları da etkiler diye bir düşünce vardı, bir endişesi vardı belki de teknik eğitim maçtan önce. Ama gol sevinçleri de çok dikkat çekiciydi. Hani kenetlenen, hocam, samimi adamlar, sevilen bir adamlar kağıda yazmışlar. Ne etkilenecek ya? Hasan gidecek, Veli gelecek. Gelen Veli Hasan'ın borcunu ödeyecek. Ödeyemezsen kulüp ceza yiyecek. Ne güzel yöneticilik bu ya. Ne etkilenecek abi? Yazmışım mukaveleyi kapı gibi. Artık garanti. UEFA'ya gönderirim bitmiş. Nikah, nikah. Alamama durumu yok. O kadar. Nikah cüzdanı. Bana ne abi giden gelen? Veren düşünsün. Doğru. Veren de düşünmüyor. Alan düşünsün. Veren düşünmüyor. Bak veren düşünmüyor çünkü alana kalıyor iş. Veren veriyor. Onu bağlayan bir şey alan değil. Alan gidiyor. Tabii. Veren gidiyor. Alan da gidiyor. Cenaze kalıyor.
Aynen. Cenazeyi birileri kaldıracak. Aynen öyle. Senelerce böyle oldu abi bu. Sorumluluk verirken yok. Düşün. Üç tane futbolcuya verdikleri para. Nasıl verirsin? Verdikleri büyük, son durak. Büyük para hocam. Bundan sonra üç futbolcuyu oynatamazsın. Yaşları kaç? Ya hikaye ya. Türkiye'de ne güzel abi. Abi yönetime şey yapıyor musun bağlayıcı? Verdiğiniz paranın %40'ından, %60'ından sorumlusun ibaresi koyabiliyor musun? O zaman da diyorlar ki kimse yönetici olmaz. Olmasın. Olmaz, evet. Olmasın abi. Hocam yaptığınız, niye? Harcadığınız paranın %40'ını şahsi paranızdan ödersiniz. De bakalım. Bu fedakarlık yapanlar, artistik yapanlar kulüplere geliyorlar mı? Hocam İspanya'da öyle işte. Kişisel teminat mektubunu koyuyorsun. O kadar. Kişisel teminat mektubuyla borcu 10 liraya alıp 50 liraya bir şey yaptıysan, teslim ettiysen o 40 lirayı yöneticilerin verdiği teminat mektubundan kesiyorlar. Şimdi ayağını yorganına göre uzatsa her takım bence yayıncı kuruluş, reklam gelirleri işte gayet şeyden, iyi gelirler yani var aslında. Onun için ne güzel. Takım ürünlerinden yap, satılanlarla döner ya. Niye dönmesin ki? Başkanlık yap, havanı at. 200 binlik, 200 milyonluk şey, 200 bin euroluk futbolcuya 2,5 milyon euro öde, sonra tabii git. Sorumlu değilsin ki. Ne güzel ya. Babam da yapardı rahmetli. Nasıl ya? Kulüp mü yönetirdi? Ölmesin. Böyle yönetirdi. Herkes yönetirdi abi. Böyle rahmetli diyor. Babam da yönetirdi. Rahmetli baban da yönetirdi. Ne olur evet. Abi? Futbol... Bir de ağlıyorlar. Çoluk çocuğumuz bize mahvoluyorlar falan. Hep aynı hikaye ya. Hep aynı hikaye. 40 senedir aynı hikaye diyorum. Gelmeyin abi. Gelmeyin, bu aleme girmeyin. Şimdi de şunu söylüyorlar. Siz bu maddeyi getirirseniz idareci bulamazsınız. Bulurlar, bulurlar. 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 Adamın 200 milyon liraya, 150 milyona aldığı futbolcuya 2,5 trilyon ödüyorsunuz. O zaman onu yapmayacaksın işte. Kiralıyorsunuz. Tabii, o zaman onu yapmayacaksın. O adam onu nereden alıyor? Siz niye alamıyorsunuz? Tek çok sözü, net bak ya. Hocam tek kurtuluş bu. Vallahi başka yolu yok. Yani burada şahısları sorumlu tutacaksın. Bak bakalım bu paraları harcayabiliyorlar. Kulübü çok seviyorum. Bu kulüp benim hayatım. Ben o kulübe hayatımı verdim. Ne hayatını? Seni kim tanırdı la gelmeseydin o kulübe? Seni kim tanırdı abi? Hayır. Hasan'sın, Veli'sin, Ali'sin, Erman'sın. O kulübe geldiğin için tanınıyorsun, hava yapıyorsun. Cumhurbaşkanıyla, başbakanla, Milli Eğitim Bakanıyla, Emniyet Müdürüyle, Valiyle, savcıyla oturuyorsun. Seni kim tanırdı? İşlerini bir dakikada yaptırıyorsun. Konuşuyorsun bakandan, bakan böyle yapıyor özel kalemine. Arkadaşın diyor, başkanın diyor, al diyor şeyini diyor. Yarın halledersiniz diyor. Ne anlatıyorsunuz bana ya? Hep aynı gel. Bunu söyleyince kızıyorlar. Kızmayın abi. Gidin. Gelmeyin. Ama sistemi getirin. Bu sistemi getirecek kim? O önemli. Bana bugün birisi sordu. Neredeydim ya bayağı. Hoca dedi ya. Ha röportaj yaptık. Bir karikatür mecbası çıkacakmış. Allah. Hoca dedi. Türk futbolu nasıl? Ne yapmak lazım? Dedim ki Türk futbolu şöyle. Şöyle dedim. Yılan. Türk futbolu düşünün. Kellesini koparacaksın buradan. Şuradan. Şöyle keseceksin. Yedek subaydayken yüzbaşı yaptı. Yılan yakaladık Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim yaparken. Komandoydu. Baba bıçağı çıkarttı buradan. Yılanı buradan böyle attı kafasını. Şuradan şöyle ayırdı. Şöyle. Biraz böyle açtı. Şuradan tuttu. Buradan bir çekti. Cart diye. Tersten çıkıyor yılan biliyor musun? Yılan böyle yani. Tuttu. Yılanın derisi böyle dınk diye çekti. Dedim ki Türk futbolunu buradan ayıracaksın şuradan. Tutacaksın. Böyle cart diye çekeceksin. Yılanın derisini çıkaracaksın, yeniden yapacaksın. Onarmayacaksın. Türk futbolu şu anda onarılmaz. Yıkıp yapacaksın. Bak, onarma değişiktir. Hani yatak odasını yıkayayım, mutfağı yıkayayım. O da daha zordur hocam. Çok zor. Onarma işi kolay değil. Yıkacaksın, iş bombayı yani. Koyup yıkacaksın, yeniden yapacaksın. Yoksa böyle oyalanırız. Yazık ya. Ya milleti aldatıyoruz. Milleti aldatıyoruz ya, kusura bakmayın. Biz de aldatıyoruz. Ben de aldatıyorum. Ben de işimi yapıyorum. Ama benim işim hikaye. Ben bakıyorum, üzülüyorum. Çok emek verdiğim yer burası. Üzülüyorum ya. Geliyor hiç bilmeyen bir adamlar, ahkam kesiyorlar filan. Sen de diyorsun ki ben işimi yaparım, giderim. Ama iş değil ki o. Benim işimi yapıp gitmem iş değil. Benden bir kişi faydalanmadı ya. Bir hakemliğim de faydalandı. Hilmi Ok diye bir adam, o kadar. Ha, bir de Hasan Doğan, yani bizzat ben şahidim. Hasan Doğan ayrı. O adam idealisti. Geldi, buldu beni abi adam. Beni radarla buldu. Konuştuk. Adamla dört defa falan konuştuk. İşte burada şahitler orada. Ondan sonra federasyon başkanı. Geldi dertleştik.
Evet. Ne yapabilirim, ne yapamam? Yaklaştık abi adamdan. Yaptı ama. Yaptı. Dinledi, yaptı. Profesyonelce olmasa bile akıl aldı hiç değilse ve o aldığı aklı da uyguladı yani. Öyle değil mi? Evet. Tabii Okay, Okay'ın golüyle perde açıldı. Burak Yılmaz yine attı. Dandoy'da şık bir voleyle güzel bir gol attı. 3 gollü bir galibiyet. 2018'de baktık biz demin İlker Hocam'la ikinci galibiyet. Yani toplasan 3 gol atılmış mıydı 2018'de, ona da bakmak lazım. Bakayım ben. Bu galibiyet biraz moral depolattı Bordo Mavililere. Zor bir dönem çünkü. Zor bir dönemdi. Moralsiz camia şu anda. Önemli bir 3 puan. Dediğim gibi moralsiz bir camia. Kongre rüzgarları sert esiyor. Aslında şu anda sert esmiyor da. Son esecek. Haftalara doğru sertleşir, fırtınaya dönüşür. Ama bu kaos ortamında inisiyatif kullanan teknik adam ve futbolcuları kutluyorum özellikle. Tabii yani kutlamak lazım, daha doğrusu öyle söyleyelim. Tarafsız kalmak lazım bu tip yorumlarda ama özellikle bence Burak bugün inisiyatif kullandı. Biraz maçın başında güçsüz gözüktü bazı pozisyonlarda ama ikinci yarıda adeta maç içerisinde antrenman yapıp kendini yükseltti. Yani yani ısındı, güçlendi maç içerisinde. Galibiyette önemli bir faktör olarak sahneye çıktı. Maçın yıldızı Okay'dı bence. Okay stoper oynamasına rağmen oyunu geriden kurması, gole verdiği katkı, savaşçı oyunu bence önemliydi. Bugün Olcay Şahan da iyiydi. Mesela çok yerden yere vurduğumuz bir oyuncu ama ben beğendim bugün Olcay Şahan'ı. Sosa, Kuçka ve Onazi üçlüsü bugün çok iyi gözüktü. Çünkü Kuçka Okay ya da Okay'la Kuçka ya da Kuçka'yla Okay olmuyor demiştik sezon başından beri. Hakikaten birbirlerini tamamlayamayan iki iyi kişilik aslında. İki iyi figür, iki önemli oyuncu ama birbirleriyle olmadılar bir türlü. Bugün oranın sabit oyuncusunun Onazi olduğu, yanında Okay'ın olacağını aslında tescillemek lazım ama tabii Okay'ı ve Kuçka'yı da aynı anda, Kuçka gibi önemli bir yıldızı, o kadar maliyetli bir oyuncuyu da sahada tutman gerekiyor. Haliyle sahada tutman gereken bir oyuncu içinde bir formül uydurman gerekiyor. Aslında biraz döndük, biraz döndük Ersun Yanal'ın dönemine dönüyoruz ufak ufak. Hoca orada tabii Okay'ı kullandı ama orada tabii çok acayip dedikodular dönmüştü. Lucescu'nun Okay'ı stoperimiz yok, stoper oynatır mısın ısrarları üzerine, Ersun Hocam hatta oynatmış. Ailesinin bilgisi dahilinde iddia olarak bize geldi. Yani güçlü iddialardı bunlar. Böyle bir talep geldi ve onun üzerine hocanın da onu oynattığı söylendi. Yani inanılır ya da inanılmaz bilmiyorum ama böyle bir iddia vardı o dönem için söylüyorum. Okay'ın stopere çekilmesinde Lucescu'nun ve milli takımdaki aktörlerin bayağı ısrarı haberi oldu. Yapıldı bunun. Tabii, yapıldı o dönem. Ama bugün Okay hakikaten çok iyi performans gösterdi. Tabii Mustafa Yumlu'nun ikinci yarıda sakatlanıp çıkmasından sonra Akhisar defansif anlamda bence tamamen dağıldı, bozuldu diyebilirim. Damdo senle benim herhalde Türkiye'de tuttuğumuz nadir değerlerden. Nadir değerlerimizden bir tanesi hakikaten. Sonradan ya iyi futbolcu adam yani. İyi bir karakter zaten. Şimdi attığı golden bağımsız konuşuyorum. İyi bir karakter değil. Kesinlikle iyi bir karakter. Negredovari bir performans aslında Dandoy'un yaptığı. Yani dağıtıcı, sırtı dönük de oynayabiliyor. Kanatta da oynayabiliyor solda. Bana bir kardeşim onun oyuna girdiği dakikalarda çok tabii taraftarların bir dönem çok tepki gösterdiği dönemde bana bir istatistiğini atmıştı. Neden hoca sonradan oyunu alıyor, verimsiz oluyor diye bir istatistiğini gönderdi bana. Abi aslında hoca haklı demişti. Çünkü özellikle kafa hakimiyeti bir defansif oyuncu kadar, bir stoper kadar iyi performans ve istatistiği var demişti. Bugün de hatta defansta bir iki galiba kafa topu da var yine. Yani bizim bilmediğimiz gizli bir takım. Yani maçı biz mesela nasıl ilk yarıda yorumladık? Dedi ki temiz bir maçtı ilk yarıda. Sonra karşımıza veriler çıktı. Veriler bizi doğruladı. Damdo ile ilgili bazı veriler bizi mesela doğrulamadı bazı maçlarda. Ama verilerine baktığında hocanın onu özellikle hamle olarak kullanmasında bir takım nedenlerin, sayısal nedenlerin olduğunu bize gösterdi. Öyle bakıldığında Damdoy da girdi, oyuna katkısını verdi. Burak asist yaptı, gol attı. Ben Sosa'nın sorumluluğunu beğendim. Yani değil mi? Bugün özellikle Sosa da mücadele özellikle anlamında çok iyi mücadele etti. Ben de yani aynı takım görüşteyim. Top rakipteyken geldi, defansta kaydı, zıpladı falan. Yani
bayağı bir taşın altına elini koymuş gibiydi. Geç kaldı. Bir aydır iyi oynuyor. Geç kaldı ama o sorumluluğu hissetmesi bence güzel. Bugün yani. Serkan, yani bu geçiş dönemi diyebiliriz buna. Yani bugün şurada bir ay kalmadı. Nisan ayında bir seçim, bir kongre olacak muhtemelen ve yeni bir başkan seçilecek. Bilemiyoruz. Belki Muharrem Bey devam etmek isteyecek. Onu da bilmiyoruz. Ama şu kaos ortamında oyuncuların bu şekilde inisiyatif kullanması. Önemli. Çünkü şunu söylüyorduk. Yani parasını almayan oyuncu, yıldız oyuncu, gurbetteki oyuncu, hani öyle tekmeye kafa niye atsın ki falan deriz. Bugün oyuncular hakikaten Trabzonsporlu taraftarların ekstra saygısını hak eden, ekstra alkışlaması gereken bir performans gösterdiler diye düşünüyorum. Akhisar son dönemin en formda takımından biri. Çünkü rahat. Öyle düşme çıkma dertleri yok. Mali anlamda da Türkiye'nin en rahat kulüplerinden bir tanesi. Kafalar rahat. Stadyum çok iyi. Çok kompakt bir stat. Taraftarlar müthişti. Böyle bir atmosferde Akhisar en az Trabzonspor kadar favori başladı karşılaşmaya. Ama baştan sona kadar İstim üstünde bir takımdı zaten. Maçı yani Fenerbahçe galibiyeti. Hatta kupa Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray'a mağlup oldular ama hani kötü oynamadılar. 1-0'dan sonra çok çabuk yemeseler golü belki o maçın hikayesi farklı da bitebilir. Tabii tabii. İyi oynadılar yani dediğim gibi. Ama birkaç kritik pozisyon var maçta. Bakması gereken hocanın. Bugünkü maçta kesinlikle çok kritik pozisyonlar var. O da önemli, onu da söyleyelim. Yani sanki bir kırmızı kart var, hadi kimle kim arasında olduğunu söylemeyeyim, gelince söyleme, bakalım. Evet. Ya ben net bir kırmızı kart gördüm gibi. Ben de gördüm. Bir penaltı pozisyonu var enteresan, ona bir bakmak lazım. Hatta bir en son iki kırmızı kart. Burak'ın mı itiraz ettiği pozisyonlardan? Evet, bir tane enteresan lazım. Bir penaltı pozisyonu var. Yusuf'un var bir tane. Hakikaten Mustafa bakmak lazım. Ayak yerde ama sanki orada... Yani çok ince. Ben hakem performansını beğendim açıkçası. Yani hakem çok hasarlı çıkmadı bu karşılaşmadan diye düşünüyorum. Yani Ümit Öztürk zaten zaman zaman beğeni toplayan hakemlerden. Vücut dilini beğeniyordunuz yanlış hatırlamıyorsam hocam. Ümit Öztürk'ün. Hocam. Hakemliğini beğeneyim abi, vücut dilini değil de. Ama şey diyordunuz yani. Yani vücudu iyi. Kötü değil diyordunuz. Hani oyuncuya kontrolü kaptıran bir hakem değil diyordunuz. Evet, yanlış hatırlamıyorsam değil. Bu hakem için. Değil. Değil. Bugün siz nasıl buldunuz? Maşallah dediğimiz iki gün yaşamayalım. Şimdi bekleyelim hocam. Şeye ne diyorsun? Bir izleyici tweet mi atmıştı? Yo, bizim Aspor yorumcusu Hayri Beşer sosyal medyada bir tweet attı hocam. 75. dakika falandı. Hiç şüphem yok. Rıza Çalınbay, Rodega'yı 86. dakikada oyundan alacak dedi. İlker hocam ben o sırada telefonla konuşuyordum. Bana gösterdi. Baktım 86-0-0 yazıyor. Rodega oyuna girdi. Allah Allah. Yani saati var herhalde. Herhalde Rıza Hoca'nın saati var. Alarm çalıyor herhalde. Çalıyor. Rodega diyor. Herhalde öyle tahminimce. O enteresan yani. Değil mi yani? Enteresan. Rodega maç başına para alıyor mu acaba? Hepsinin vardır hocam. Hocam yani almayan yok. Vardır. Evet. Türkiye'de son nadir son dönemdeki bazı sözleşmelerde yok. Puan yani, var. Puan kadar maç var. Alırsa oynarsa alır filan diye var mı acaba? İnsanın kafası olan vardır. Yani %90 ihtimalle maç başı para vardır. %90 ihtimalle. Ama artık oynadığın dakika önemli. Eskiden bir dakikada girse veriyorlardı, şimdi vermiyorlar. Daha doğrusu tabii. Hatta 4'te 1 falan. Yani eğer burada 7'ye 4'te 1. Sonradan girene para varsa yanlış olur bu parasız dönemde. Rodega'yı son bir dakika adam oyuna giriyor para ya. Vermek ayıp yok, olur. Oyuna mesela son 15 dakika tabii, giren 100 lira. Son 5 dakika giren 50 lira falan gibi bir şey olur mu? Bu arada Okan Buruk, hani siz dediniz ya övdüğümüz yaşamıyor fazla diye, Okan Buruk maç sonu demeci. Formsuz bir hakem geldi. Hangi hakemi istemezsiniz deseler Ümit Öztürk derdim demiş. Allah Allah. Hocam Okan enteresandır. Avrupa'dan hakem istiyor. Yani duruyor, hakemleri duruyor. En çok sallayan kazandığı hocalardan biri. Kazandığı zaman da Avrupa'dan hakem istiyor. Kaybettiği zaman da nasıl oluyor anlamadım. Enteresan. Ceza da yedi. Okan hep Avrupa'dan istiyor. Galatasaray maçında tabii kupadaki maçta Okan Hoca'yı tribüne gönderen hakem Ümit Öztürk. He. Bu kadar kısa süre içerisinde enteresanmış ama. Belki de yani şimdi Okan Hoca'yı düşünüyorum. Galatasaray maçında beni daha birkaç hafta önce tribüne gönderen hakem tekrar ligde karşısına çıkınca herhalde o sebeple böyle bir cümle kurdu Okan Hoca. Ya ama çok sallıyor hakemlere doğrusu. Biraz dikkat çekiyor. Hep Avrupalı hakem istiyor abi. Kendisi Türk hakemleriyle oynadı futbolculuğunda. Türk hakemleriyle şampiyon oldu. Türk hakemleriyle bu puanı aldı. Ya hakemler mi abi olay? İnanamıyorum ben. Hiç kendilerine bakmıyorlar mı abi? Bütün suç hakemler. Tamam hakemler hata yapıyorlar da. Senin topçun, sen, yöneticin ne yapıyor abi? Ne kadar kolay ya.
Sen hakeme salladığın zaman topçunu kurtarıyorsun. Tabii kendini de kurtarıyorsun millet yerse. Günah keçisi orası üç tane oluyor. Yemişsin. Bir hesabını yap. Nerede hata yaptın? Trabzon'dan üç tane yemişsin abi evet. Kendi sahanda. Bir hesabını yap bakalım. Nerede hata yaptın? Yani geçen oradan hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmişsin. Evet. Bu hafta kendi sahanda hakem sana üç tane penaltı mı verdi Ali? Bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta Fernando'nun pozisyonunda penaltı verse maç 3-3 bitecek Okan Hoca. Evet. Öyle değil mi hocam? 3-2 kazandığı maçta burada evet. Fernando yani arkadan bir hamle vardı ya. Evet. Onu da Türk hakemi yönetti. Evet. Senin lehine 2 puan baktığında. Tabii canım. Öyle değil mi yani? Biraz konuşurken dikkatli olmak lazım. Bu maçta birkaç ince şey var. Onları ya teknik adamlarda bu sezon normal. Bir şey var. Bu sezon bu tuhaflık normal, var ya. Normal ama yani Okan Hoca'nın profiline çok uygun düşmüyor bu itiraz modeli bence. Yani çok düzgün bir profil. Hocam federasyonun profil... elinde yeni alınan karar var. Dün bunu konuştuk burada. Teknik adamlar maçtan evvel ve maçtan hemen sonra teknik haricinde hakemle ilgili konuşurlarsa ceza verecekler. Hem maç hem para. Bu parayı da kendi ceplerinden ödeyecekler. Hocam uygulasın bak... federasyon uygulamıyor. Her uygulamadığın hafta bu olacak. Daha neler yaşayacağız? Uygulayın abi. Hocam bu yeni uygulama mı? Avrupa yeni abi bu. Bu sene kondu. Hayır, sene başından beri. Evet. Ama uygulamıyor. Bak bu çok ağır hocam. Bak ne demiş. Galatasaray maçında beni dışarı gönderdi. Üst üste 4 maç kazanınca bu maça verdi. Ya bu çok ciddi bir iddia ama niye? Akhisar Akhisarspor'a böyle üst bir kasta olsun. 4 maç kazanınca bu maça verdiler. Ya yani yenilelim diye mi verdiler? Hani, seni mağlup etsin diye. Böyle mi? Hakem öyle bir şey olsun. Buradan cezayı yer. Mantığı buradan ciddi ceza yer. Böyle bir şey yok ya. Yani hakem kıyımı oldu da bilmiyorum yani biz mi görmedik? Hani böyle çok katliam bir maç olsun. Futbol Federasyonu olacak. Diyecek ki kim istemiyor? Hasan. İlk maç verin. Kim işte Hüseyin ilk maç verin. Nerede içeride ilk maç verin. Vereceksin abi. Ağzını açana vereceksin. Ha ters manyel yapan olmayacak tabii. Evet tabii. Bir de üst üste iki vereceksin hocam mesela. Ver bir abi, yaparsa bir daha hani. Ver abi. Bir daha. Ver abi ne olur. Okan Buruk şu anda Hakan Gündoğar'ın yanında canlı yayın noktamızda. Hemen gidelim Okan Hoca'ya. Hakan Gündoğar. Okan Hoca'nın maç sonu yayıncı kuruluşta söylediği hakemle ilgili cümleler şu anda önümüze dönüyor. Biz de onları konuşuyorduk tam. Buradan selamlarımızı yollayalım. Tamam. Ve sözü sana bırakalım. Selam yolluyor Serkan Korkmaz. Çok selamlar. Hocam mağlup oldunuz. Evet. Ama şu anda konuşulan yayıncı kuruluşa vermiş olduğunuz röportaj. Galatasaray maçı zannediyorum Ümit Hoca'ydı. Geçen sene Ziraat Türkiye Kupası'ndaki evet. Yine Ümit Hoca'ydı. Biz evet görünce bir korktuk tabii yani. Ümit Öztürk geliyor tam da 4 maç üst üste kazanmışız. Yani başka bir periyat olsaydı vermezler diye tahmin ediyorum. Çünkü çok uzun süre vermediler. Ama böyle rahat bir konuma gelince daha rahat verme gereği duydular. Burada maça baktığımızda Trabzonspor hak ederek kazandı. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Oyunun büyük bir bölümünde çok doğru oynadılar. Tabii ki çok kaliteli ayaklar, çok iyi ayaklar. Biz de oyun içinde formsuzluğu gösterince yani özellikle 4-5 kişi kendi performansının çok altında oynadı. Böyle olunca da rakibimizin usta ayakları, iyi ayakları kalemize rahat geldiler. Yani burada öncelikle Trabzonspor'u oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Ama bir yandan da hakeme de sitem ediyorsunuz hocam. Yok yani iki takım içinde ben maçın içinde verdiği kararlar hep çok uzaktı, net kararlar veremedi. Yani genel olarak ben kenardan çok kötü gördüm. Başkası farklı görebilir televizyon maçından. Ama dediğim gibi yani biz kimi istemezsiniz deselerdi maçtan önce Ümit Öztürk istemezdik. Çünkü daha önce bize çok gerçekten bizim takımımıza çok sıkıntılar yaşattı. Bugün de maç içinde özellikle Seleznom'a bütün maç aldığı darbeler hiçbirinde faul verilmedi. Yani birinciyi attı, ikinciyi attı, üçüncüyü attı, dördüncüyü de attı. Yani burada tabii ki Seleznom'un da zaman zaman kendini sorgulaması, bizim de onu sorgulamamız gerekiyor. Ama dediğim gibi yani çok hakemin de bize faul vermeye niyeti yoktu. Çok önemli değil. Dediğim gibi Trabzonspor bugün hak etti ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Onun dışındakiler belki bizim görüşlerimiz. İlk golde Mustafa faul olduğunu söyledi bilemiyoruz. Blok yapıldığını söyledi. Üçüncü golde Sakoya dirsek atıldı. Devam ettirildi. Ama dediğim gibi onun dışında Trabzonspor mükemmel oynadı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Okan Hoca'nın görüşleri bu şekildeydi. Söz tekrar sizde. Tabii iki röportaj arasındaki bir zaman dilimi de var. Orada belki biraz sakinleşti Okan Hoca. Çünkü Trabzonspor hak ettiği bir galibiyeti aldı cümlesini. Burada Hakan Gündoğar'a sarf etti. En azından
Yani da, ötekini niye kuruyorsun çok, o zaman? Çok kişiselleştirmiş yani, bence İlker abi. Yani, yani, ama bu olmaz. Hocanın şimdi... Ümit Hoca'yla bir problemi var belli yani. Yani Trabzonspor hakem hakkını veriyor. Her şey iyiydi demiş. Ama hakem konusunda yani sıkıntısı bunu var. Şöyle bir maçtan sonra söylersin. Hakem hakikaten seni doğramıştır. Çok kötü bir maç yönetmiştir. Maçı oradan alıp buraya vermiştir dersin. Böyle bir maç oynanmadı ki. Dediği gibi herhalde kişisel bir takıntısı oldu. Var var. Kişisel yani. Olarak var belli yani. Çok net. Dönüşmüş bu belli. Enteresan ya. Hocalarla yapılması hocalar. Lazım. Hakemle şey teknik direktör falan. Bu sene garip gidiyor yani. Öyle değil mi? Evet. Bu sene teknik direktörlerin demeçleri sıkıntılı. Maşallahları var. Bir de ben hani Okan'a şeyde katılmıyorum. Selezno konusunda bilmiyorum. Belki ben de her pozisyonu net göremedim ama demin bahsettiğim isim vermeden bahsettiğim pozisyon Selezno oldu. Bakalım gelecek mi özet görüntüde? Yani Selezno'da az değil. Gerçi o da dedi hani Selezno'nun da kendine şekil düzen vermesi gerekiyor gibi bir şey evet. Ya da ders çıkartması gerekiyor dedi ama Selezno'ya yapılan fauller falan yani Selezno hakikaten ben beğeniyorum. Teknik anlamda iyi bir oyuncu ama çok iyi bir oyuncu. Sahada her an takımını 10 kişi bırakacak kadar da tuhaflıkları var. Tabii bugün yakalanmadı. Kavgaya meyilli bir arkadaşımız. Yani maçın ilk yarısı bence çok temizdi biliyorsun. Orada biraz Okay'la ilk yarıdan başladılar hırlaşmaya. Sonra Uğur'la başladı galiba. Sonra Kuçka biraz hani çocukları sahiplenme durumuna abilik dönüştü yaptı. Sanki değil mi abi? Böyle bir şey oldu. Selezno her olayın içindeydi. Okan şimdi kılıf hazırlıyor minareye. Yani benim diyor futbolcuma diyor orada bastılar, orada bastılar, orada bastılar. O da gitti orada bastı. Ya getirecek anladığım İlk golde faul var dedi. Mesela o da enteresan ona bir bakarız. Anladın mı? Şimdi o tabanı bastı ya oyuncu tabii, değil tabii. Mi o? O işte Selezno. Şimdi o diyor ki orada bastılar orada o da sinirleri bastığı kurtaracak. Hocam? Yolunu mu yapıyor diyorsunuz hocam? Altlık var ya altlık yaparlar biliyor musun altlık? Zemin. Stabiliz- Yemekte altlık yaparlar. Hani esas yemek Adana kebap gelir ya 1,5 Adana ondan evvel altlık yaparsın. Altlık yapıyor. Anladığım kadarıyla bilmiyorum. Ben evet geldim. Bu arada Hakan Gündoğar Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile özel bir röportaj yaptı. Onu da izleyelim maç sonunda bakalım. Seçim kararı alan usta neler söylemiş? Evet Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile birlikteyiz. Başkanım deplasmanda 3-0 galibiyet 3-0'da kaldı benim aklım. Nasıl buldunuz öncelikle takım bunu sorarak başlayalım. Ya bugün takım iyiydi. Herhalde biz bırakıyoruz diye rahat oynadı çocuklar. Gerçekten güzel bir maçtı. Yani bence iyi bir takımımız var ama bu sene gerçekten çok ciddi talihsizlikler yaşadık. Çocukların hepsini tebrik ediyorum. Maç da güzel bir maçtı. Yani. Neydi başkanım? Bu sene olmayan sizce neydi? Ya futbolda yani sürekli başarının peşinde olduğunuzda ama bu sene ama gelecek sene ama başka sene mutlaka hedefe ulaşıyorsunuz ama hala geriye dönüp baktığımda işte Trabzon'daki 3-0'dan 4-3 Alanya maçını hatırlıyorum. Ya da işte Gençlerbirliği maçındaki atamadığımız penaltıyı son dakikalarda. Göztepe maçında belki 5-6 tane pozisyon, çok net pozisyon ama beraber. Konyaspor maçında yani son dakika 35 metreden son saniye yediğimiz gol. Ya bütün bunlar aslında futbolun içinde şans diye bir faktörün olduğunu da gösteriyor. Aslında iyi bir takım ama ya olmadı ama bu daha sonra olmayacak anlamına gelmiyor. Bence yeniden geleceğe bakmak, bu sene en iyi yerde bitirmek, geleceği yeniden planlamak gerekiyor ama ya Trabzonspor her zaman yukarıya, zirveye oynaması lazım ama dedim ya o ya, illa bu sene olmayabiliyor bahsettiğim nedenlerle. Üstüne koyarak devam etmek lazım. İnanıyorum, ümidim o ki bu takımın eksikleri ne varsa onlar da tamamlanır. Ama gelecek seneye çok daha iyi bir takımla gelen yönetim de biliyorsunuz bir karar aldık. Daha iyisini başarırlar. Umarım iyi bir takım da onlara bırakmış oluruz. Bu kararı aldınız siz olmayacak mısınız? Girmeyecek misiniz seçim? Ya şu anda ben takımdaki oyuncularla, ekiple, hocayla dünden beri burada aslında birçok değerlendirmeler yaptık. Daha belki bunun adını şu an koymamız doğru olmaz ama sadece buradan bütün camiaya şunu söylemek isterim. Ben ve ekibim, yönetim kurulumuz çok zor süreçlerden geçtik. Trabzonspor ekonomik olarak çok zor şartlarda devraldık. Ama sadece buradan şunu bilmelerini istiyorum. Kulübümüzün ekonomik olarak iyi şartlara gelmesi gerekiyor. Bu kulübü bu hale ekonomik olarak kimler getirdiyse, yönetim olarak ben de dahilim. Buradan şöyle bir çağrıda bulunuyorum. Benim yönetim kurulum neyi devraldıysak üstüne bir kuruş koymadan
kaç euro ile bu kulübü devraldıysak borç olarak aynı euro ile bırakmayı buradan taahhüt ediyorum. Ben böyle bir başkan olarak buradan ayrılacağım. Ama bir çağrım da eski başkanlara, nereden aldılarsa ve nereye getirdilerse onları geriye dönsün, telafi etsinler. Bu kulübü 2010-11'deki en başarılı yakın sezonumuzda 40 milyon euro borcumuz vardı. Hadi 40'tan sonra kimler artıldıysa, ben de dahilim, herkes geriye doğru kapatsın, 40 milyon euroya indirelim. Trabzonspor yeniden şampiyonluğun en üst adayı olsun. Asla ve asla Trabzonspor'a zarar veren bir başkan olmayacağım, bir yönetim olmayacağım. Sevaplarıyla, günahlarıyla ama özellikle varsa Trabzonspor'a ekonomik olarak başka hiçbir şeyimiz yoktur. Negatif bir şeyimiz yoktur ama ekonomik olarak eğer benim dönemimde devraldığım borç euro cinsinden, çünkü futbol kulüplerinde biliyorsunuz euro cinsinden borç oluyor. Neyse onu bırakmayı taahhüt ediyorum. Ama benden önceki başkanlara da buradan şimdi sesleniyorum. Herkes aldığı yere döndürsün. Geriye dönsün, kapatsın borçları. Trabzonspor'u 2011'deki borcu 40 milyon euro. Hadi büyük bir seferberlik. Ben üstüme düşeni yönetim kurulu yapacağım. Onlar da yapsın. Trabzonspor'u bütün camiamızı mutlu edecek bir duruma tekrar getirelim. Gelin gerçekten bunu başaralım. Onun için hem hüzünlüyüm hem bir taraftan umutluyum. Çünkü Trabzonspor milyonlarca taraftarı çok şey hak ediyor. Ben süreklilik olsun isterdim aslında bir şekilde olsun ama bazen böyle yapmak herhalde iyi olabilir. Buradan bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Akhisar'ı da tebrik ediyorum. Yani güzel bir maç oldu. Yani her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Ben teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Olun, evet, sözü tekrar size bırakıyorum. Olcay, anladığım kadarıyla bu hani aday olmayacağını da açıkladığı bir konuşma oldu. Bir de iddialı bir demeç vardı. Hani aldığımızdan daha fazla bir borçla kesinlikle devretmeyeceğiz. Bunu vaat ediyorum dedi. Ya bu tabii çok büyük bir meydan okuma aslında. Şöyle ki Trabzonspor'un menfaatleri yönünde önemli bir konuşma. Eğer Trabzonspor'u aldığı dönem ki 40 işareti biraz Nuri Albayrak. Ama o 2011 sezonundaki borç 40. 40 yani Nuri Albayrak Bey'in devrettiği dönem 30 diye hatırlıyorum ben. Herhalde orayı işaret ediyor. 30-40 arası bir şeydir. Ki ibra edilmemişti Nuri Albayrak. En başarılı olduğumuz dönemki borca döndürmek dedi. Yani 40 milyon euro. Sonra Sadri Şener dönemi ve onu bıraktığı evet. Dönem 180 bin, 200 bin. Yani yuvarlak konuşalım hani çok şey olmasın. 200 ile bırakan Sadri Şener, 400 ile bırakan Hacı Osmanoğlu ve 800, 1000, 1300 bandında olduğu söylenen, net olarak bilmediğimiz ama 1000 olarak hani şey yapabiliriz. Ve Muharrem Usta dönemi. Ama euro bazında diyor, ben diyor euro bazında bıraktığım, aldığım gibi bırakmaya hazırım diyor. Değil mi? Öyle anladık. Vaat ediyorum. Vaat ediyorum diyor hatta. Bu şu demek herhalde, yani ne kadar açık varsa orayla ilgili ben onu kapatırım diyor başkan. Ama geçmişe dönük başkanlar da kapatacak diyor. Geçmişe dönük diyor. Kapatırsalar mı kapatırım diyor. Ha yok, tam öyle anlamadım. Öyle bir şart koşmadı. Ben kapatırım ya. Ben diyor, kapatacağım ama diyor, onlardan diyor, ama onlara bekliyorum. Da böyle bir çağrıda bulunuyorum. Evet, onlar da kendi dönemlerini temizlesin. Yani hani bizim hocayla az önce konuştuğumuz konu. Sorumlu olduğu kısmı temizliyor. Çok evet. Güzel. Bu enteresan. Şimdi kendisini eleştirir. İlk defa duyuyorum bu tarz değil bir mi? Olay. Evet. İlk defa bir başkandan duyuyorum. Bu burada bu tarz şunu gösteriyor. Erman abi, yani Hacı Osmanoğlu dönemi ya da Hacı Osmanoğlu tarafından gelen, o taraftan, o cenahtan gelen eleştirilere de bir yanıt. Sadri Şener ve ekibi tarafından gelen eleştirilere de, ki o Sadri Şener ekibinde bulunan bazı arkadaşları vardı kendi ekibinde, istifa eden grup vardı. Onlara da bir gönderme gibi geliyor bana. Onlardan bir iki tanesini ben bugün sosyal medyada fotoğraf paylaşıp, benim için esas başkan o başkandır tarzı. O benim başkanım vardı yani, başkanım. Diğerleri başkandır, diğerleri başkanımdır, o başkanımdır dedi. Yani herhalde oralara bir gönderme var. Herhalde değil, var yani, başka bir şey değil. Ama bu taahhüt çok önemli. Bütün eleştirileri negatiften pozitif çeviriyor. Aday olmayacağı sonucunu sen de çıkardın mı? Yani çıkardım ama şu da var. Yani daha önce bir takım toplantılar Trabzon'da yaptığını öğrenmiştik başkanı. Yani herhalde oradan, o toplantılardan... Oradan aldığımız... İyi bir sonuç alamadı. Alamadı ama orada aldığımız izlenim şuydu. Yani hani bana bir şans verirseniz ben devam ederim gibi bir algı oluşmuştu o dönem. Yani o konuşuldu. Ama o zaman daha seçim kararı almadığı dönemden bahsediyoruz. Almadığı dönemde bir kamuoyu yoklaması, akillerle yaptığı ya toplantılarda. Ya arkadaşlar. Ama bugün gelinen nokta farklı. Ya arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Her gelen başkan ve yönetim, evet, bir evvelki yönetimin artılarını ve eksilerini
açıklarını bilir mi, bilir mi, bilmez mi? Ya bilir zannediyoruz ama geldiklerinde niye hesap biz sormazlar? 400 diye geldik. Niye hesap sormazlar abi? İbra ediyorlar birbirlerini. Ediliyor. İbra edildiği zaman o zaman neyi konuşuyorsunuz abi? İbra edildi mi? Bu şudur. Düzgün yapmıştır. Kardeşim İbra şudur. Düzgün yapmıştır. Kefiliz. Ben İbra edildim abi. Düzgün yaptım. Bitti. Benden sonrası. Bu nasıl bir iş ya? Sıkıntılı iş işte zaten hocam. Yani. İbra ettiğin zaman bitmiştir abi adamın olayı. İbra edildi. Bitti. Her kaldırılıyor. İbra ediliyor. De bitti abi. Şimdi bu başkan ne kadar konuşursa konuşsun. Adam diyecek ki ben ibra edildim abi. Sen ne diyorsun? Eski başkanlar. İyi de ama şöyle yani tamam ibra ediliyor hepsi zaten de olacağın şeyinde verdiği rakamlarda enteresan. Yani biri 200'den 400'e çıkartmış. Biri 40'tan 60'a çıkartmış. Tamam oy harcama ibra edildi de senin dönemini de arttı. Az önce konuştuğumuz Nuri mevzu. Nuri Ağabey dönemi ibra edilmedi. O, bir o dönem edilmedi galiba. Sen yalnız eski başkanların bunu ödeyeceklerini zannediyor musun? Yok. Yok hocam. Şeyde kaça aldı kaça şu anda borç ne? O rakam nasıl ödenecek? Yuvarlak söylüyorum ya? Sadece. 400'den alınıp binlere geldi. Ama nasıl orada ya? Kur farkı bahsettiği iddiası var. TL ama. Muharrem Bey'in bahsettiği abi, kur farkı. 1600 milyon TL'den bahsediyor. Kur farkı değil 400... ya. Kur farkı değil. Diyor ki euro bazında diyor. Ya, kaç lira aldın euro? İnanılmaz bir rakam 40 var yani. Euro aldın. Kaça getirdin? 60 euro. Arada ne var? 20 euro. 20 euroyu ver diyor. Sen kaça aldın diyor? 60. Kaça çıkardın? 90. 30 euroyu ver diyor. Türk parasını katmıyor. 30 euroyu ver diyor. Bu benim verdiklerim, ver diyor. Benim verdiklerim TL yalnız hocam. 180 bin. 180 milyon. Zaten 1 milyar euroysa kimin dediği sıkıntı olurdu olacak. Ben ne az diyorsun? Önce rakam verdim ya hocam. 40'tan 180'e. Abi senin verdiğin rakam önemli değil. Senin verdiğin rakam beni hiç ilgilendirmiyor. Eyvallah. Başkanın cümlesini ilgilendiriyor. Diyor ki euro bazında hangi başkan nereden nereye getirdiyse yapsın versin diyor. Evet. Tamam orada. Sen orada, bana orada Türk parası büyük parası bırak. Kafa karışıyor. Adam diyor ki euro bazında Sadi Şener 40 aldı 65'e çıkarttı 25'i versin diyor. O Hacı diyor ki Osman 65 mı? Aldı 95 30'u versin diyor. 95 yani... aldı 135. 40 milyon euroyu versin. Euro abi Türk parasında kafa karıştırırsınız. Bence biraz şey. Benim 3 sene evvel aldığım zor. Euro bazında dolar bazında 400 bin dolar. Türk parası 800 bin. Şimdi 1.600. Ona bakarsan yanılırsın bir şey çıkaramazsın. O karma karışık olur. Onu kimse anlayamaz. Basit ve yalın abi. Öyle Türk parasını falan karıştırdığın zaman kafa karışır. Zaten hocam kur farkı hesaba katıldığında Muharrem Bey'in güvendiği nokta şu. Ben euro bazında çok fazla bir cebimden vereceğim para yok. Hatta bir hesap geldi bana. 20 bin euro falan. Yani kendi tamam. Kendine göre haklı gerekçeleri var. Tamam. Zaten iddialı da bir demeç verdi. Rıza Çalınbay, Hakan Gündoğar'a konuştu. Bakalım bu önemli galibiyet sonrası Rıza Hoca neler söylemiş? Rıza Hoca ile birlikteyiz. Hocam iyi bir galibiyet oldu. Nefes aldırdı Trabzonspor'a. Nasıl değerlendireceksiniz karşılaşmayı? İyi oynadık yani. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Gerçekten imkanlı pozisyonlarımız da vardı. Yapmak istediğimiz hemen hemen her şeyi yaptık. Bugün iki kanadımızı iyi kullandık özellikle. Çünkü ben buraya göreve başladığımdan beri bir kanat sıkıntımız vardı. Bugün ilk defa onu çözdük. Herkes yerinde oynadı. Güzeldi. Yani bu yolumuza devam etme açısından bu maç çok önemliydi. Geçtik. Şimdi önemli olan Malatya maçını kazanmamız gerekiyor. Ki bu maçın anlamı daha büyük olsun. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten bugün 4-4'lü bir futbol oynadı. Hocam sıkıntılı bir sürece girdi maalesef Trabzonspor. Türkiye'nin en önemli kulüplerinden bir tanesi. İstenmeyen sonuçlar. Şimdi yeni bir yönetim gelecek. Neler bekliyor Trabzonspor'dan sonra? Şimdi bunların hepsi çeşitli kulüplerde olur. Tabii ki olur. Ama Trabzon çok büyük bir camia. Bunların altından kalkacak her şeye sahip Trabzon camiası. Ayrıca bunların hepsi gelip geçici. Bana göre çok iyi bir şekilde sonuçlanacaktır. Bu mutlaka ne olursa olsun
Trabzon lehine gelişecek olaylardır. Başkan böyle bir karar aldı ama dün takımla beraber de geldi. Hep beraber verdik. Ve takıma moral verdi. Biz buradayız dedi. Hani bu süreçler her zaman her yerde oluyor. Sıkıntılar yaşanıyor. Biz burada göreve başladığımızda zaten burada da çok büyük sıkıntılarda biz takım aldık. Herkes tabii ki kendi kendine konuşuyor, eleştiri yapıyor, bir sürü şey yapıyor. Ama içeride neler yaşanıyor, Rıza Hoca'nın ne zorluğu var, kulübün ne zorluğu var, kimsenin bildiği yok. O yüzden yani bunların hepsi şeyler, yani dediğin gibi gelip geçici ama Trabzon çok büyük bir camia. Bunların altından kalkar ve iyi bir şekilde de iyi olur yani. Trabzon açısından iyi olur yani. Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Evet, söz tekrar sizde. Evet, beşincilik yolunda bizim için önemli bir galibiyetti dedi Rıza Çalınbay. Neden önemli beşincilik? Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe şampiyonluk adayı olarak gözüken ve ilk 4 sırada bitirmesine kesin gözüyle bakılan takımlar sezon sonunu. Peki beşincilik neden önemli oluyor? Çünkü şu anda Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistlerin 3'ü bu ilk 4'teki takımlar. Eğer bu 3 takımdan birisi şampiyon olur da UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde ederse bu sefer 5.'ye, Süper Ligi 5. sırada bitiren takıma Avrupa'nın yolu açılacak. Hakikaten çok kritik bir galibiyet. Şu anda Trabzonspor 39 puanla 6. ve üstündeki yani o dörtlüyle arasındaki takım Kayserispor'un da 41 puanı var. Aradaki puan farkı 2. Yani bayağı önemli bir şey şu anda. Hele böyle bir sezonda. Tabii. Trabzonspor için hedefsiz kalmak en kötüsü olurdu. Ayıp bir şey olurdu yani. Bu kadar yatırım yaptığınız bir sistemin içerisinde 6. 7. 8. hatta bir dönem küme düşme çizgilerinin bir tık üzerlerinde olmak yakışıklı bir durum değil. Bir de seyirciniz hala 30 binler düzeyinde, 20-30 binler düzeyinde stadınıza geliyorsa o seyirciye karşı bir borcunuz var. Bunu ödemek zorundasınız. En azından bir Avrupa bileti yakışır, yakışan durum olur. Trabzonsporlu oyuncular için söylüyorum. Bu dönem midir? Tam şimdi şey yapamıyorum. Yayın şeyle bakma şansım yok. Arkadaşlar yazabilir. Hocanın seri yakaladığı bir dönem vardı. Geldi ve serilere başladı. Akhisar'a 5'te 5 yenilmişti yaptı. Ersun Hoca 6-1 yenilmişti evet. İçeride. Son maçıydı değil mi Ersun Hoca'nın? Yani ben şimdi tam şey yapamıyorum. Evet. Son maçtı. Ondan aynen. Sonra hani bardağı taşıran son damlaydı. Sonra seri Malatya yenilgisi. Ve ondan sonra seri galibiyetler, Trabzonspor bir anda şampiyonluk şarkıları falan. Yani o süreci yaşama ihtimali Trabzonspor'un yine mümkün. Buradan ne sonuç çıkar? Yukarıları zorlarsın gidebildiğin kadar. Ya ben hep şunu söylüyorum İlker abi. Trabzonspor şampiyon gibi davranmak zorunda. Çünkü mazisi bunu gerektiriyor. Taraftar kitlesi bunu gerektiriyor. Çocuklar maç izlerken ağlıyorlar. O çocukları ağlatmaya kimsenin hakkı yok. Beni arıyorlar. Yani çocuğumla maç izledik ağladı. Ben ne anlatacağım, ne yapacağım diye bir sürü ebeveynler anlatıyor. Bu kadar büyüdüysen bunun sorumlulukları başka. Yani ben koptum, bırakıyorum deme lüksün yok. Yok, her maçı 3 puan için çıkıp alman ya, lazım. Ya, oynaman lazım. Öyle en bir azından... şey yok. Öyle İddianı bir şey olsun olmasın o 3 puanları almak öyle bir şey yok. Bu takımlar büyük takımların özelliği budur zaten. Bazı maçlar bir bakıyorsun mesela Trabzonsporlu oyunculara son 10 dakika falan hiç yok mesela. Hiç kovalamıyor. O yüzden biz Aykut Hoca'nın takımı için dedi ki 90 artılarda coşuyor mesela. Hiç bırakmıyor. Dün ben Selçuk'un bir pozisyonda çok hani ufak bir arayla hani avuta giden bir şutu vardı. Etkili bir şutu vardı. Evet, çok sert. Orada yerde dövünmesini gördüm mesela. Yaşı kaç Selçuk'un? 34 mü? 35 mi? 33 galiba. Yani o kadar yoktu. Neyse yani ama o hırsı söylüyorsun yani sen. O hırsı aynen. Söylüyorum. Yani bir topçunun sorumluluğu bu yani. Bugün iyi göründüler ama. Her şey, bugün Trabzon bugün çocuklar, oyuncuları hakikaten çok çabaladı. Boş sevinçleri, birliktelikleri, birlikte hareket edişleri. Bugün inisiyatif kullandılar. Çekti. Yani sorumluluk almışlar belli ki para. Bu arada ilginç bir detay da vardı. Birazdan saniyeler içinde maçın özetine gideceğiz. Akhisar maçları sonrasında Trabzonspor diye çok ilginç bir birikmiş istatistik var, bilgiler var. Sadi Şener yönetimi seçim kararı almış bir Akhisar maçı sonrası. Mustafa Reşit Akçay bir Akhisar maçı sonrası istifa etmiş. Vahit Halil Otsiç istifa etmiş. Ersun Yanal'ın görevine son evet. Verilmiş. Yine bir Akhisar maçı sonrası. Bugünkü Akhisar maçı öncesi yönetim seçim kararı almıştı. Yani hakikaten böyle olunca Trabzonspor taraftarı arasında baya baya bir konu olmuştu bu durum. Özet hazır mı? O zaman özete gidelim. İşte böyle bir ortamda Akhisar karşısında deplasmanda çıktı Trabzonspor ve neler oldu izliyoruz.